Şimdi de Çerkezköy'de faaliyet gösteren Fixper Yalıtım ve Yapı Kimyasalları firmasının konuğu oluyoruz. Karşımızda da firmanın kurucusu Sayın Murat Sargın Bey var. Murat Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. 01.01.2020 tarihinde faaliyete geçmiş Fixper Yapı Kimyasalları olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. Murat Bey, ekranlarının başındaki izleyicilerimiz kuruluş öykünüzü merak ediyor. Firma olarak 2 yıllık bir firma olmamıza rağmen daha öncesinde sektörün içerisinden gelen 10-12 yıllık bir tecrübemiz bulunmaktadır. Ortağımla beraber, Turhan Baki Aksoy'la beraber daha öncesinde farklı farklı firmalarda hem üretiminde hem pazarlamasında bulunmaktaydık. Daha sonrasında artık kendi işimizi kurmaya karar verdik ve kendi firmamızı kurduk. Fixper Yalıtım olarak biz ilk önce insana değer vermekteyiz. Ve insanın güvenliği için birinci derecede yangın. İnsanlarımızı, binalarımızı, fabrikalarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi yangından koruyan sıvalar yapmaktayız. Bunun haricinde enerji verimliliğini arttırmak için yalıtım sıvası üretmekteyiz. Ve binalarımızdaki konforu arttırmak için de ses yalıtımı üzerine çalışmaktayız. Bunun haricinde de yapıştırıcı grupları, dekoratif sıva grupları ve saten sıva grupları ve su yalıtım ürünleri imalatını yapmaktayız. Murat Bey, ısı yalıtımına örnek verir misiniz desek neler söylersiniz? Isı yalıtımı şöyle size örnek vereyim. Evimizin içerisindeki ortam sıcaklığını muhafaza etmek. Minimum enerjiyle evimizdeki konforu sağlamak ve bunu yaparken de temiz havayla yapmak. Önemli olan da budur yani. İçeride mesela gaz yakabilirsiniz ama ortamdaki oksijeni yok edersiniz. Ama bizim sıvamızda bu olmaz aslında. Murat Bey, yangın yalıtımı konusunda ürünlerinizin 1100 dereceye kadar dayanıklı olduğunu öğrendik. Bizi bu konuda da bilgilendirir misiniz? Elektrik kontaklarından çıkan yangınlar, dış etkenlerden olan yangınlar, içerideki olan yangınlar dışarıya, dışarıdaki olan yangınlar evimizin içerisine girmiyor. Bize biraz da ses yalıtımından bahseder misiniz? Evet, şu anda günümüzdeki en çok yaşanan problemlerden bir tanesi bu ses yalıtımı. Yan daireyle, üstteki daireyle, alttaki daireyle sürekli ses problemleri yaşamaktayız. Hatta bazı binalarda sanki beraber aynı evin içerisinde oturuyormuş ortamı oluşmaktadır. Bizim sıvamızın uygulandığı duvarlarda 22 desibellik bir ses kaybına, yani dışarıdaki 50 desibel olan bir ses bizim sıvamıza çarptığı zaman 22 desibelini yutuyor. Bu da dışarıya 28 desibel olarak yansımaktadır. Murat Bey, yalıtım konusunda ülkemizi nasıl buluyorsunuz? Yalıtım konusunda biz çok zayıf bir noktadayız. Çünkü doğru malzemeleri tam olarak kullanmıyoruz. Ve yalıtım olarak dediğimiz zaman sadece ısı yalıtımı olarak bunu algılamaktayız. Yangın yalıtımını, ses yalıtımını ve binalarımızdaki oluşan rutubetlenmeyi bunların hiçbir tanesini düşünmüyoruz. Sadece ısı yalıtımı olarak düşünüyoruz. O yüzden eksik kalıyoruz. Murat Bey, müşterileriniz sizi neden tercih etmeliler? Sizi diğer kurumlardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Biz Fixper'i kurarken şu şekilde düşündük. Yaptığımız ürün dünya çapında ürün olsun, Türkiye'nin bir markası olsun. Bu şekilde yola çıktık. Ve yapmış olduğumuz ürünlerin bütün testleri Avrupa standartlarında, Amerikan standartlarında test raporlarımızı yaptırdık. Radyasyon testimizi yaptırdık. Yani sıvamızda herhangi bir gaz salınımı bulunmamaktadır. Bunun haricinde asla rutubetlenme yapmaz. Yangına karşı dayanım testlerimiz tamamen Avrupa standartlarında.
Ve bunları düşünürken de biz bunu imalatımıza da aktaralım diyerek düşündük. İmalatımızı da tamamen Avrupa standartlarında bir fabrika haline geldik. İmalatımız da tamamen bu standartta ve yüksek kalitede. Ve bütün belgelerimiz bizim az önce de belirttiğim gibi Avrupa standartlarında, dünyanın 102 tane ülkesinde geçerliliğe sahip ve aynı zamanda doğal ürün sertifikamız Avrupa standartlarında bulunmaktadır. Ürünümüz %93 oranında doğal ürün sertifikasına sahiptir ve geri dönüşüm olarak da en yüksek düzeyde olan %35'lik bir ürünümüzün geri dönüşüm özelliği vardır. En büyük özelliğimiz, formül olarak dışarıya bağımlı bir firma değiliz. Bütün üretimlerimizin bütün formülleri bizim firmamıza, kendimize aittir ve aynı zamanda da inşaat firmalarının istemiş olduğu farklı farklı özelliklerdeki sıvaları üretebilmekteyiz. Mesela size şöyle de bir örnek vereyim. Bugün Suudi Arabistan'a göndermiş olduğunuz sıvayla Ukrayna'ya göndermiş olduğunuz sıva bir olamaz. Çünkü ortam koşulları, hava koşulları, iklim şartları tamamen birbirinden farklı. Yani bir tarafta kuruma hızlı, diğer tarafta kuruma daha yavaş. Bunları dengelemeniz lazım. Özellikle perlitli sıvalarda belli bir kuruma süresi var. Bunu kısalttığımız zaman çatlamalar oluyor. Uzattığımız zaman ise içerisindeki diğer malzemelerle bütünleşmesi bozuluyor. O yüzden o süreyi korumamız gerekmektedir. Bu yüzden de her ülkeye göre, gittiği ortam şartlarına göre biz sıvamızı düzenlemekteyiz. Murat Bey, bize ihracat hacminiz konusunda neler söyleyeceksiniz? İhracat hacmimiz, üretimimizin %80'i yurt dışına gitmektedir. 2 yıllık bir firma olmamıza rağmen şu anda 29 tane ülkeyle ticaretimiz bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri, Kanada, hatta şunu söyleyebilirim, şu anda Türkiye'den Moğolistan'a kadar sıva gönderiyoruz ve Moğolistan'a giden tek sıvayız. Avustralya, Melbourne, Yeni Zelanda, buralara sıva gönderen tek firmayız diyebilirim Türkiye'de. Bizi biraz da çalışma ekibiniz konusunda bilgilendirir misiniz? Biz bu yola çıkarken 4 arkadaş yola çıktık. 2 tanesi Türk arkadaş, 2 tanesi Arap arkadaş. Onlarla beraber yola çıktık ve o şekilde de devam etmekteyiz. Ekibimizin hepsi yıllardır bu sektörün içerisindeki olan, imalat kısmında olan, pazarlama kısmında olan, lojistik kısmında olan arkadaşlardan oluşmaktayız yani ekip olarak. Yani az önce de söyledim, firma olarak yeniyiz ama altyapı olarak çok sağlam bir altyapımız bulunmaktadır. Üretim ham maddelerini çok iyi bilmekteyiz. Kimyayı çok iyi bilmekteyiz. Çünkü bu işin içerisinde kimya da var. Az önce söylemiştim, ürünümüz %93 oranında doğal ürün. Ama bunun içerisinde bazı bağlayıcı kimyasallar var. Bu kimyasallar da yine insan sağlığına zararlı hiçbir şey yok ürünümüzün içerisinde. Ama bunların o formülize edilmesi bir tecrübe gerektirmektedir, altyapı gerektirmektedir ve bunların hepsi de bizde mevcuttur. Murat Bey, bu alanda ülkemizdeki eksiklikler nelerdir? Şimdi Türkiye'deki eksiklikler bu üründe bir belgelendirme yönünde çok eksiyiz ve denetim yönünde de çok eksiyiz. Çünkü merdiven altı üreticiler de çok bulunmaktadır. Biz fabrikanın yatırımı kadar hemen hemen neredeyse sadece bu ürünleri belgelendirmeye bir para ayırmış bir firmayız. Çünkü az önce de belirttim, bizim belgelerimiz dünya üzerinde 102 tane ülkede geçerli. Ve bunun haricinde Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde sigorta şartnamelerine girdik ve bizim ürünlerimiz sigorta şartnamesi içerisinde 5 milyon euroya kadar sigortalı. Mesela şöyle örnek vereyim. Bu odada yangın çıktı ve yangın dışarıya taştı. Sigorta şirketi içerideki bütün hasarı ödemektedir. Veya dışarıdaki yangın evin içerisine geldi. Yani o tarzdaki durumlarda sigorta şirketi bütün masrafları ödemektedir.
Peki Murat Bey, bu üretmiş olduğunuz ürünler nerelerde kullanılıyor? Şimdi biz yalıtım sıvamızı 3 çeşit üretmekteyiz. İç cephe için, dış cephe için ve zeminler için üretimini yapmaktayız. Yani isteyen kişiler dışarıdan uygulayabilir, içeriden de uygulanabilir, zeminde de uygulanabilir. Zeminden uygulandığı zaman alt katla ses yalıtımı ve ısı yalıtımı yapmaktadır. Hedef kitlemiz de yurt dışındaki büyük inşaat firmaları, inşaat malzemesi satan firmalar, inşaat malzemesi toptancıları. Murat Bey, firmanızın ileriye yönelik hedefleri nelerdir? Şu anda bir kısmı oluştu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin içerisinde şu anda en yüksek kapasiteye sahip, üretim kapasitesine sahip bir tesisiz. Ve günden güne de artan bir taleplerimiz var. Bunun haricinde Almanya'da bir tane depomuz bulunmaktadır. Almanya için ve Avrupa Birliği ülkeleri için de dağıtımını yapmaktayız. Az önce de söylediğim gibi, yani 2 yıl gibi kısa bir sürede 29 tane ülkeye ulaştık. Hedefimiz 2022 yılı içerisinde bu sayıyı 2'ye katlamak. Murat Bey, sloganınızda doğal, sağlıklı ve çevreci olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bizim ürünümüz %80 oranında perlit ve doğal madenlerden oluşmaktadır. Bu doğal madenlerde, yani tamamen doğanın içerisinde olan ve yani topraktan olan bir malzemedir. O yüzden de antibakteriyel özelliğe sahiptir. Özellikle perlit genleştirilirken 800 derecede genleştiriliyor ve içerisinde hiçbir mikrop, bakteri kalmıyor. Peki Murat Bey, fuarlara da katılıyor musunuz? Yurt dışındaki fuarların büyük bir çoğunluğuna katılıyoruz. Şubat ayında Belçika, Brüksel'deki düzenlenecek fuara katılıyoruz. 3. ayda İstanbul'daki fuara katılıyoruz. 10. ayda Almanya, Münih'teki fuara katılıyoruz. Yani yurt dışı fuarlarını hem takip ediyoruz, yeri geliyor ziyaretçi olarak, yeri geliyor katılımcı olarak. Ama inşaat fuarlarını, yapı fuarlarını mutlaka takip ediyoruz. Fuarlar bir reklam olarak, tanıtım olarak en güzel yerler. Bunun haricinde farklı farklı firmalarla tanışıyorsunuz. Onlar sizi tanıyorlar, siz onları tanıyorsunuz. Rakiplerinizi görüyorsunuz en önemlisi. Rakiplerinizin üretmiş olduğu ürünlerle kendi üretmiş olduğunuz ürünü kıyaslayarak eksiklerinizi gideriyorsunuz. Bunu sadece ürün olarak değil, fabrika olarak da olsun, eleman olarak da olsun, pazarlama olarak da olsun. Yani eksiklerimizi gideriyoruz. Fuarların bize katmış olduğu şeylerden en büyükleri bunlar yani. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ürünümüz tamamen %100 Türk malı ve şöyle bir sloganımız var. Fixper, yazın terletmez, kışın üşütmez.